bana bireysel danışmanlık için gelen arkadaşların en büyük problemi niçin geldiklerini bilmemeleri. Ancak bana geliyorsanız şunu bileceksiniz. Ben, siz bana ne anlatırsanız anlatın, ben size çalışacağım arkadaşlar. Çözüm kimde biliyor musunuz? Problem kimdeyse çözüm ondadır. Bu kişi istemediği müddetçe o problem çözülmez. Arkadaşlar, bizler ruhsal danışmanlıklarda bunlar birer semboldür. Sizler de öyle görün. Bu sembolün altındaki ruhsal nedeni okuruz. Bilincim artık ikna oldu. Yaşadığım her şey yaşandı, bitti. Ancak kalp bilinciniz kadar hızlı yükselmiyor arkadaşlar. Bana bireysel danışmanlık için gelen arkadaşların en büyük problemi niçin geldiklerini bilmemeleri. Niçin geldiklerini bilmemeleri derken problemlerini alıp geliyorlar tabii ki. Ancak bunun nasıl çözümlenebileceğini bilmiyorlar. Yani en azından benim bakış açımda nasıl çözümleneceğini bilmiyorlar. Öncelikle evet, benden eğitim almak isteyenler profildeki WhatsApp'a yazsınlar. Benden bireysel danışmanlık almak isteyenler profildeki WhatsApp numarasında asistanım Fatma Gül'e ulaşsınlar. Bana herhangi başka bir telefondan ulaşmaya çalışmayın, ulaşamazsınız. Maalesef kimseyle bireysel görüşme yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle bir azıcık sizlerle dertleşeceğim. Herkes zannediyor ki sadece kendi var ve benim başka yani... Hani sadece bir şey konuşacağım diyor. Sadece bir şey konuşacağım diyenlerin sayısı 100. Bu sadece bir şey konuşacağımları ben günlük kabul etsem ben hayatımda hiçbir çalışmayı yapamam. Ben ruhsal çalışmalarla işte bir yandan eğitim hazırlığı, bir yandan kitap hazırlığıyla hayatımı yaşarken bir yandan da bireysel danışmanlık alıyorum arkadaşlar. İnanın onu bile bırakmayı düşünüyorum. Çünkü projelerim yetişmiyor. Ben elimden geldiğince buradan sizlere faydalı olma noktasında yayınlar yapıyorum. İşte YouTube kanalını canlandırdık. Bu noktada güzel bir ekiple çalışıyorum. İnanın elimden geldiğince bunu yaparken bazen şöyle mesajlar alıyorum. İşte ilminizin zekatı olsun. Arkadaşlar Allah razı olsun hani zekatımı düşündüğünüz için. Ancak ben elimden geldiğince imkanları olmayanlar için özellikle onları dikkate alarak ve genellikle kolektife katkıda olma noktasında her türlü video çekimi, yayın, işte konuk oluyorum, YouTube'da kanalımı aktifleştiriyorum. Emin olun bunun hepsinin niyetinde bu var. Ancak tabii ki özel bireysel danışmanlıklar ve özel eğitimler var. Şimdi biz o eğitimler o kadar özel ki herkese açsak ve herkes geliyorum dese o eğitimler niteliğini yitirecekler. Gelemeyen parasının yokluğundan, vaktinin yokluğundan gelemediğini zannederken aslında büyük ihtimalle ondan hazır değildir arkadaşlar. Bunu da size söylemek isterim. Kişi hazır olsa herhangi bir duruma mutlaka o onun hayatına girer. Dilinizle istediğiniz şey, kalbiniz tasdik ediyorsa bunlar hayatınızda olmaya başlar. Bir şey bir şekilde olmuyorsa ya bir para ya bir zaman ya bir işte bir insan buna mani oluyorsa bu sizin farkında olmadan bir yanınızın bu işi reddetmesiyle alakalıdır. Bazen korkularınız, bazen kaygılarınız, bazen şüpheniz, bazen ön yargılarınız buna sebebiyet verir arkadaşlar. Yani bizim dünyalık bilincimiz evet hızlı gelişiyor ancak kalp ona bu kadar hızlı uyumlanmıyor. Benim sizlerin şimdiye kadar hep dillendirdiğimiz bilinçaltı, benim kalp olarak adlandırdığım bu organ bizim hayatımızın yegane unsuru, asıl yönetici o. Dilinizin değil, kalbinizin yönetimindesiniz arkadaşlar. O yüzden kalpleri görmek gerekiyor. Dışa bakılması bizleri yanıltıyor hayatlarımızda. Diliniz bir şey isterken, kalbiniz bunu istemiyorsa, hayatınızda bunu sabote edecek insanları, şartları ve durumları yaratırsınız farkında olmadan. Ve bu noktada sonra bir de oturup, hele bir de o şartları ve kişileri suçlamaya başladığınızda, çözümden iyice uzaklaşırsınız. Hayatımızda bir şey olmuyorsa,
ya da ne istersek zorla oluyorsa belli ki bir direnç var ve bu direnç benim kendimle, kalbim ve zihnim arasındaki dirençtir. Ve düşünsene ikisi de sizsiniz, yenişememe durumu var, yani zorlanma var. Kişi başkalarına değil, her daim kendi karşısında acizlik ve zorluk yaşar arkadaşlar. Yani benden bireysel danışmanlık alacak olan arkadaşlarım için konuşuyorum. Herhangi bir problem için bana geliyorsunuz. Yani bu maddi bir problem olabiliyor. Kanserden tutun, maddi bir hastalık. Karaciğer problemi, böbrek problemleri, kulak duymaması ya da bunun gibi. Bazıları işte kedi korkusu, hayvan korkusu bunun için geliyor. Bazıları ilişkilerinde bir türlü istikrar yaşayamadığı, evlenemediği için geliyor. Bazıları bolluk bereket için geliyor. Herkesin kendince bugünkü hayatını sabote eden bir problemi var. Aslında birçok problemi var. Birçok alanda bir şeyler yaşıyor ama artık bu kişinin bam teli belli ki. Kimi çocuğuyla bunu deneyimliyor, kimi eşiyle, kimi işiyle, kendi de iç dünyasında bunu deneyimliyor. Bakın, tekamül etmek üzere bu dünyaya gelen varlıklar olarak bizler, anladığımız dilden kalbimiz bizi yönlendiriyor. Özellikle bilinci yükselmiş, dünyalık bilinci yükselmiş, artık bir şeylerin yanlış olduğunu anlayan kişiler buraya geliyor zaten. Evet diyor, ben çözmeye çalıştım. Bir şeylerin yanlış gittiğini biliyorum. Artık susmamam gerektiğini, kendime öncelik vermem gerektiğini anladım. Ne yaptım? Artık insanları hayatımdan çıkarttım. Bakın, çözümü böyle görüyoruz biz, değil mi? Bir insan benim hayatımı sabote edip zorlaştırıyorsa, işte eşimse bu boşuyorum, ailemse uzaklaşıyorum, bağımı kesiyorum. Ya da bunlar etrafımda hiç bilmediğim insanlarla, bir tanımadığım bir insanla yaşadığım bir problem benim hayatımı sabote ediyorsa, ben diyorum ki evet, insanlar güvenilmez, insanlar kötü deyip insanlardan uzaklaşıyorum. Sonra bu hayatınıza nasıl dönüşüyor? İlişki problemi. Bir türlü eşimle anlaşamıyoruz. İşte bana en başta verdiği değer duygusunu artık tamamen beni değersiz hissettiriyor. Şimdi arkadaşlar, siz hayatta neyi yaşıyorsanız, yani ben kimsem, hayatta hayat alanlarıma o yansımalar bir şekilde bir sembol olarak yansıyacak. Şimdi şurada tahtamı çekeceğim. Geçen gün bir arkadaş, böyle bireysel danışmanlıklarımda elhamdülillah genellikle bir memnuniyet ve teşekkürle ayrılır kişi. Bunu ilk gün yapmıyorsa birkaç gün sonra mutlaka yapar. Ancak şimdi kişinin öncelikle, benden, kendim için konuşuyorum ama benim gibi bu işi yapan tüm arkadaşlarım da eminim bana katılacaklardır. Ruhsal bir danışmanlık alıyorsanız arkadaşlar, yani bu ağrı kesici içtim ve bitti gibi bir şey değil. Ruhsal danışmanlıklarda sizi derinlerinize inilir ve problemin öz kaynağına inilir. Bakın şimdi, şu bizim bir bireyimiz olsun. Bu da onun hayatı olsun. Bu iş, bu eş, bu ilişkiler, bu sosyal, bu aile, yuva, çocuk, para, bolluk, ne diyelim, kariyer, kilo, başka ne diyebiliriz? İşte kedi köpek korkusu, tembellik, erteleme gibi. Daha da birçok şey sayarız değil mi? Şimdi bu kişinin bana geliyor, diyor ki işte işimde istikrarım yok. Ya da diyor ki kariyerimde bir türlü ilerleyemiyorum. Ya da diyor ki paramın bereketi yok. Ya da diyor ki ben bir türlü para kazanamıyorum. İşte eşimle kendimi kötü hissediyorum. İşte babam şöyle, annem böyle. Çocuklarım problemi var. Ne bileyim işte maddi hastalıkları var. İşte kulağım duymuyor, gözüm görmüyor. Ne diyelim, haşimatom var. Allah muhafaza işte yine kanserim. İşte karaciğer problemim var. Böbrek yetmezliğim var. Artık ya da işte faranjitim var ya da işte midemde ülser var. Fark etmeksizin ya da ruhsal problemler, depresyondayım, mutsuzum.
Arkadaşlar, şimdi bizler tabii ki materyalist bir dünyada, özellikle tıp biliminin hayatlarımızda kurduğu hakimiyetle birlikte, bizim tabii ki müsaade etmemizle birlikte, tüm insanları aynı değerlendiriyoruz. Her problemin çözümünü aynı görüyoruz. Ne deniyor işte? Karnın ağrıyorsa şu ilacı iç. Bitti. Mide problemin varsa, çoğumuz bunları artık ezbere biliyoruzdur. Bir takım ilaçlar vardır. 3-5 tane. Bunlardan birini içersen iyileşirsin ya da iyileşmezsin. Ve hiçbir zaman tıp ilmi de artık koronayla da birlikte zaten bu artık açığa çıktı. Hiçbir şeyin garantisini vermez. Siz bir problemle gittiyseniz bu denenir. Şu ilaç içersiniz. Kimine hemen iyi gelir. Kimine başka bir ilaç değiştirilir. Kimi farklı dozlarda içer. Kimi aç karnı, kimi tok karnı içer. Şimdi hatta o bile aynı, biliyor musunuz? Herkese deniyor ki bu ilacı içeceksen aç karnı iç. Belki başkasına tok karnı daha iyi gelecek. Şimdi biz bakış açısında, ruhsal danışmanlıklarda, ruhsal çalışmalarda hiçbir maddi unsur dikkate alınmaz arkadaşlar. Teşhis de yoktur. Bu konuda bir tedavi de kişiye vaatte bulunulmaz. Kişi hangi problemle gelirse gelsin, bu kişiye okuma yapılır. Konu bu değildir, konu budur arkadaşlar. Burada problem varsa, bu kişinin hayatında istikrarsızlık, aile problemleri, işte sosyal problemler, mutsuzluk, depresyon, işitme kaybı, bağırsak problemleri, kolit, kilo problemi, kedi köpek korkusu şeklinde açığa çıkar. Yani konu, çalışılacak konu her daim kişinin hayata bakışıdır. Mesela bir kişinin özgüvensizlik problemi varsa ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Özgüven problemi olan kişinin mide problemi olabilir. Bu böyle yansıyabilir hayatına. Özgüven problemi olan bir kişi herhangi bir işe başlamakta zorlanır. Çünkü başarısız olma korkusu vardır. Çünkü kendine güvenmekle ilgili sıkıntıları vardır. Erteler, üşengeç olur, tembel olur. Bir ilişkiye başlamakta zorlanır. Başlamak dediğimde bu tarz kelimeler çok geniş şeyler ihtiva eder. Bir ilişki başlatma, bir yuva kurma ya da bir işe başlama noktasında, bir yemek yapmakta bile zorlanır bu kişiler. Niye? Hadi kötü olursa, başarısız olma korkusu, değersizlik, yetersizlik korkuları, bütün bunlar. Kiminde iş problemi, kiminde eş, kiminde kilo problemi. Mesela kilo problemleri. İşte göç kaynaklı kişinin köklenmeyi reddetmesiyle çalışılır. Kişi köklenmeyi reddediyorsa, evet, bu kişide bir kilo problemi olarak da açığa çıkar. Maddi dünyayı reddediyorsa. Çok da materyalist gözükür bu arada bu kişi bazen. Maddi dünyayı reddeden bir insan, ailesiyle de zaten problemi vardı. Bir kişinin aile problemi varsa bilin ki maddi dünyayla problemi var. Çünkü bütün bu saydıklarım maddi dünyayla alakalıdır. Kök çakra problemleri açığa çıktı. Toprak elementi dengesizleşti. Bu kişide kilo problemi açığa çıkar. Bu kişinin eklem romatizması, eklem problemleri olabilir. Bağırsak problemleri olabilir. Bakın, olabilirlik konuşuyorum. Çünkü bunun hepsi olasılık dünyasında, sonsuz olasılıkla dünyasında var olabilecek şeylerdir. Bu noktada bir kişi kilo problemiyle ilgili ya da işte çocuğu olmuyor, ne diyelim işte bir türlü evlenemiyor ya da bir türlü kariyerinde bir iş tutturamıyorsa, bu kişi bize soruyorlar, ne kadar danışmanlık almam lazım? Bazen bir danışmanlık yeterken bazen 100 danışmanlık yetmez arkadaşlar. Sizin önce bu problemleri şöyle görmeniz lazım. Bu benim bu hayatta kendimi keşfetmem noktasında benim rehberim. Bana rehberlik yapıyor. Ve benim, bakın, binlerce danışanım içerisinde içinde bakın tek tük, ki onlardan da sonra dediğim gibi mutlaka iyi dönüş almışımdır. Şunu demiyorum, binlerce danışana şöyle bir vesile olduk demiyorum arkadaşlar. Zaten bizler vesileyiz. Bizi gözünüzde büyütmeyin. Yani bize kurtarıcı muamelesi yapmayın. Siz kendiniz istediğinizde bu kişideki değişimi, evet ben vesile olurum. Çünkü bunun yaşadığı problemlerin kaynağını ona okurum. Derim ki bak, sen kendi değerinin kıymetinin farkında değilsin. Bu yüzden değersizlik duygundan kaynaklı insanların seni kullanmasına müsaade ediyorsun. İnsanları memnun etme zorunluluğun var. Kendine rağmen evet diyorsun, hayır diyemiyorsun. Bu sende ağır metal birikimine sebebiyet verir. Bu ağır metal birikimi bazen karaciğerinde, bazen bedeninin başka bir yerinde problem yapar. Ya da değersizlik duygun virüsleri
senin frekansını aşağı çektiği için virüs ya da bakterilere ya da başka mikroplara senin maruz kalmana sebebiyet verir. Çünkü konu bu kişinin frekansıdır arkadaşlar. Bu kişinin frekansı yükseldikçe bu hayatındaki problemler gider. Geçen haftalarda bir ya da iki seans yaptık bir arkadaşla, danışmanlık yaptık. Kedi korkusuyla alakalı. İki gün önce bir mesaj çekmiş ki ben hala korkuyorum. Bakın biz ona ne çalıştık biliyor musunuz? Önce onu söyleyeyim. Kedi korkum var diyene ben oturup hadi kediden niye korkuyorsunuz? Tabii ki sorarım. Ancak kedi bilinçaltındaki karşılığı dişil enerjidir. Bir şeyleri bırakamamaktır. Bir şeyleri tutturmaktır. Sabit fikirliliktir. Korku, kaygı, endişedir. Kızgınlık ve öfkedir. Şimdi eril enerjisi çok güçlüdür ya da tam tersi. Eril enerjisi çok düşüktür. Hiçbir zaman şunu bile gördüm ben. Eril enerji yüksekse bu olur değil. Eril enerjin çok yüksekse, evet başkalarının hayatlarında çok kontrolcü biriyken kendi hayatında çok pasifize olabilirsin. Başkalarının sorumluluklarını almaya o kadar meraklısındır ki herkesi yönetmek, herkesin ne yapacağına karar vermek, ne diyeceğine karar verme noktasında o kadar eleştirel, o kadar... Ama bunu yaparken de niyetin tabii ki iyi kalplisin sen. İnsanlara faydalı olmak için bunu yapıyorsun. Ama sen etrafına bu kadar koşuşturup kendini yok saydığın bir hayatta beklentilerin artacak. Bu insanların senin ona yaptığın gibi yapmalarını bekleyeceksin. Yapmayacaklar bir. Çünkü sen şöyle bir yansıma yapacaksın. Evet ben yokum. Sizlerin hayatının sorumluluklarını alıyorum. Siz başkalarının sorumluluklarını alırken sizin sorumluluklarınız şartlara kalacak. Şartlar dahilinde yaşayacaksınız. Kendi hayatınızda ne oldu? Dişiliniz arttı. Ve kendi hayatınızda, başkalarının hayatında etkin olmaya çalışırken ki hiçbir zaman olamayacaksınız. Çünkü onların özgür irade yasası var. Size verilen akıl, fikir, zeka onlarda da var. Onlar da koruma altındalar irade noktasında. Siz başkalarının hayatını bu kadar yönetme ve kontrol etme, onları düzeltme çabasındayken sizin hayatınız tabii ki elinizden gidecek ve pasifize olacak şartlar dahilinde yaşayacaksınız. Bu kişiye diyorsunuz ki ben şunu gördüm şaşırdım. Hem erili yüksek hem dişili yüksek. Bir baktım başkalarının hayatında bu kadar kontrolcü ama kendi hayatında bu kadar pasif, edilgen, başka şartlara göre yaşıyor demek bu. Şimdi herkes kendi hayatında yaşadığı problemler, annemden kaynaklı, patronum, başka dış unsurlar. Hayır efendim bu senin seçiminden kaynaklı ve sen bu seçimi niye yaptın? Şimdi buraya kadar biliyorum sizlere yüklendim. Yüklenmişim gibi geldi. Ancak burada beni yöneten bu kalp var ya, bu kalp değiştiğinde kendi değerimi kıymetimi bilip insanları sevmeye başladığımda birçok kimsenin altında bunu dediğinizde çok zorlarına gider. Bak buna herkes kabul eder. İnsanlardan nefret ediyordur ve insanlar güvenilmezdir. Nitekim bu kolektifte hepimizde genel olarak var. Yaşadığınız bir olayla tüm insanlığı çöpe atarız biz. Sonra da insanların ne kadar güvenilmez olduğuna dair deneyimler yaşarız arkadaşlar. Bilincim artık ikna oldu. Yaşadığım her şey yaşandı, bitti. Ancak kalp bilinciniz kadar hızlı yükselmiyor arkadaşlar. Onun bunu kabul etmesi, burası bilinçaltıdır, kabul etmesi için ikna olması gerekiyor. Şimdi bakın, bizim inançlarımız nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Hayatımızdaki her şeyi var eden Allah'sa, benim de hayat, bakın düz mantık vardır burada. Hayatımda her şeyi var eden Allah'sa, o izin vermesiyle her şey oluyorsa, o izin vermeden dal oynamıyorsa, benim hayatımda bir sıkıntı varsa kaynağı da Allah'tır. Haşa diyorum. Ancak bunu gördüğümde farkında olmadan hayatıma gelen yokluk, yoksulluk, ötekileştirme, dışlanma, artık hastalıklar, bu sefer... Gizliden gizliye bakın. Görüntüde anneme, babama, kendime kızgınım. Alt planda ilahi sisteme kızgınlık, red başlıyor. Bu sefer ilahi sistem, bu dünya, bu madde alemi de dünya ilahi sistemin bir parçasıysa bu dünyayı reddediyorum. Yaradanı reddediyorum. Ona kızgın, kırgın ve öfkeli oluyorum. Hop tepe çakram kapandı. Bunun sebebi çaresizlik hissetme, çıkacak bir yol olduğunu bilmeme. Nitekim ayette diyor ki ümitsizlik kafirlik alametidir. Kafir demek küfreden, yani görünen hikmeti göz ardı eden demektir arkadaşlar. Kafir kelimesinin anlamına bakın. Göz ardı eden, bir şeyleri görmezden gelen. İşte Allah'ı, Yaradan'ı ve sistemi ve tabii ki hikmetleri görmezden gelen. Ve bu kişi hayatını maddi dünyada işte ben kilo vermem için ya da ne yapmam lazım? İşte diyet yapmam lazım, spor yapmam lazım. Bir hastalığım var. İyileşmesi için ne yapmam lazım?
İşte yeri geldiğinde alternatif tıpta hacamat sülük yaptırırım. Bir doktora giderim, tedavi uygularım, ilaç alırım falan filan. Ama hala geçmiyorsa, siz üç boyutlu bir varlığı tek boyuta indirip, tek açıdan değerlendirmeye çalışıyorsanız, yani bir insan var gibi gözüküyor, bunun üç boyutu var. Ruhu, nefsi ve bedeni. Siz soyut ve somut bir varlık olan insanın, hem soyutu var hem somutu olan bir insanın, sadece somut noktasında beslediğinizde o, evet, konu somutla alakalı bir konuysa çözümleniyor. Ancak soyutta bir problem varsa, işte yemenizi kestiniz, spor yaptınız, diyet, ama gerçekten samimi bir şekilde sebeplere başvurdunuz. İşte çocuğunuz olmuyor, ya da bir türlü bir işte tutturamıyorsunuz, ya da işte bir türlü evlenemiyorsunuz, ya da işte sürekli depresifsiniz gibi, ya da işte kızgınlık, öfke, nefret. Bakın, bu kızgınlık, öfke, nefret mesela bir mantar, işte bir kadınlığa olan öfke vajinada mantar yapar. Anneye olan öfke idrar yolu enfeksiyonu yapar. Genel konuştuğuma bakmayın. Kiminde onu yapar, kiminde öbürünü yapar. Kızgınlık, öfke, insanlara duyulan öfke ve nefret ilişki problemi yapar. Nefret ettiğiniz kişilerle bir arada olamazsınız. Kendinizden nefret edip kendinizle ilgili yaşadığınız kızgınlıklarınız varsa, bu kendinizi reddetmeye kadar sizi götürür ve düşünsenize sürekli çok kızgın olduğunuz bir insanla birliktesiniz, sizle birliktesiniz. Günlük hayatınız tabii ki bir karamsarlık içerisinde geçer. Şimdi o noktada bu konuyu toplayacak olursam, ruhsal bir danışmanlık aldığınızda siz iş için gelirsiniz. Birçok alanda problemler çözümlenebilir. Hala bu devam ediyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bunu tutan işte özgüven problemi vardır, yetersizlik konuları vardır, kızgınlık, öfke vardır, dünyayı, maddeyi reddetme vardır, anne babayla, atalarla ilgili problemler olabilir. Bakın, olabilir bütün bunlar. Benim buraya gelip çocuğunun ders çalışma, odaklanma problemi olan bir anne geldi buraya. Biz onunla sadece iki danışmanlık yaptım. Dedim ki önce sizle bir çalışalım. Kadın çocuğuyla alakalı geldi. Ve ikinci danışmanlıktan sonra şöyle bir dönüş yaptı bana. Emine Hanım, kulağımda %40 duyma kaybı vardı ve bitti. Bu, dedi, yaptığımız çalışmadan olabilir mi diyor. Biz çünkü ona sabit fikirlilik çalıştık. Başka fikirlere açık olma, özgüven konuları çalıştık. Genellikle sabit fikirli olma, başka fikirlere açık olamamanın altında biraz özgüvensizlik vardır. Kişi kendiyle ilgili güven problemi varsa yeni fikirlere açıldığında kapılıp gitmekten korkar çünkü. Sonra yine buraya bir üniversite talebesi geldi annesiyle birlikte. Biz ona, bakın şu konuyu, ve ben bu arada bu hatunun kulak problemiyle alakalı hiçbir bilgim yok. Çocuğu üniversiteye hazırlanıyor, odaklanamama problemi yaşıyor. Ben de şöyle bir okuma yaptım. Dedim ki biz sizle bir iki çalışalım, sonra çocuğa çalışırız. Çünkü bakın, çocuğun böyle bir derdi yok bu arada. Dert, problem kimdeyse çözüm ondadır arkadaşlar. O buraya geldi, duyma problemi çözümlendi. Ve ben bilmediğim bir problemin çözümlenmesine yaptığımız çalışmayla vesile olduk. Başka bir üniversite talebesi geldi. O da işte bir tür kimlik bunalımı yaşıyordu, öyle söyleyeyim size. Bu yüzden ailesiyle çatışıyor falan. Geldiler, bir çalışma yaptık. Yani o kişi de çok derin bir, yani bir kedi korkusu varmış ama şöyle bir kedi korkusu, resmine bile bakamıyor. İlk danışmanlıktan çıkmışlar. Annesi gözyaşlarıyla bize mesaj çekti ki, çekmiş daha doğrusu, sesli bir mesaj atmış. Kapıdan çıkmış, kapının önündeki kediyi sevmiş. Bir pozitiflik geldi, bir bunu ve kızımın, diyor, resmine bile bakamıyordu kediye, tahammülü yoktu diyor. Benim kızın kedi korkusuyla hiçbir bilgim yok. Şimdi arkadaşlar, siz bir problemi çözmeye başladığınızda bu hayatınızda birçok alanı aslında etkiliyordur. Çünkü konu sizsinizdir. Biz orada konuyu annem, babam, patronum, şartlar olarak görüp problemi bunları değiştirmekte aradık her daim. Ancak bana geliyorsanız şunu bileceksiniz. Ben, siz bana ne anlatırsanız anlatın, ben size çalışacağım arkadaşlar. Ve ben hiçbir zaman vaatte bulunmam. Gel iki seansla çözeriz. Yok öyle bir dünya. Bazen 10 seansla gene çözülmezsin. 100 seansla gene çözülmezsin. Çünkü
Çözüm kimde biliyor musunuz? Problem kimdeyse çözüm ondadır. Bu kişi istemediği müddetçe o problem çözülmez. Mesela bir kişi niye probleminin çözülmesini istemeyecek diyorsunuz? Ne kadar saçma. Hemen bunu söyleyebilirsiniz. Çünkü ya arkadaş ben sana işte kilo için, kedi korkusu için gelmişim. Ben niye bunun çözümlenmesini istemeyeyim? Zaten konum senin kedi değil arkadaşım. Senin dişil enerjini dengeleyememe problemin var. Senin aşırı pasifize olduğun edilgen bir hayatta kızgınlığın ve öfken var. Bu senin hem ilişkilerde problemini etkiliyor. Hem işte bedeninde mantar gibi bir hastalığa sebebiyet veriyor. Hem de kedi korkusu olarak yansıyor. Arkadaşlar bizler ruhsal danışmanlıklarda bunlar birer semboldür. Sizler de öyle görün. Bu sembolün altındaki ruhsal nedeni okuruz. Aynı rüya okuması gibi düşünün. İki kişi rüyasında yılan görür. Bu biri için şifanın göstergesidir, biri için düşman göstergesidir. Genellemeyi artık bırakalım. Ve ben bu yaşadıklarımla birlikte diyorum ki herkese, herkes kendini çözümleme noktasına lütfen bir teknik öğrensin. Benim öyle özellikle panik atak ve takıntı hastalıkları bazen böyle uzun soluklu sizi çalıştırır. İşlere hep ben şunu söylerim. Evet, hala hayatında eşle, işle ilgili problemlerim var ama onun dışında hayatında bir küçük değişim var mı? Ya daha rahatım, uykularım düzene geldi. Aslında artık durduk yere işte bir yerden, hiç beklemediğim bir yerden bir para kaynağı geldi. Bir de daha kendimi rahat hissediyorum. İşte arkadaş bu. Bu bir noktada iyileşmenin göstergesi. Bu düzeldikçe hayatında zamanla ve o problem bakın gözünüze neye odaklanırsanız o büyür. Probleme değil, bu problem çözümlenirken hayatımda neler çözümleniyor gören kişi çok çabuk çözümlenir. Ben özellikle diyorum ya böyle bir takıntı danışmanım vardı. O ara çoktu böyle takıntıları olan, evden çıkamayan falan. Sabırlı olacaksınız dedim öncelikle. Ben hiçbir zaman bana şu kadar gelin demem. Bir danışmanlıkla birlikte siz bilirsiniz bundan sonrasında derim. Kişi... Ama bakın dedim böyle bu problemlerden, bu ruhsal nedenlerden kaynaklı hayatınızda bu var. Bunların tek tek çözümlenmesi lazım. Özgüven problemi var, kızgınlık var, öfke var, yargılarınız var, ön yargılarınız var. Çok eleştirensiniz, insanları memnun etme çabasıyla kendinizi yok saymışsınız. Fedakarlığın dozunu kaçırıp kendinizin hakkını yeme boyutuna geçmişsiniz. Sizin kendinize hakkını yediğiniz bir dünyada tabii ki diğerleri bunu göz ardı edecekler. Sizin kendinizi yok saydığınız bir yerde tabii ki kimse sizi görmeyecek, duymayacak, fikrinizi almayacak. Siz çocuğunuzun evden çıkarken ayakkabısını bağlarken o size öl, bit deyip size kızacak, öfkelenecek. Çünkü bunun görüntüsü eğer sen günümüzdeki annelerin en büyük hastalığı, çocuklarımızda her şeyi yapıyoruz. Ancak çok kızgın, öfkeli ve ailesinden kopuk nesiller yetişiyor. Niye? Her şey maddede olsaydı o çocuğun bana şu anda tabiri caizse değil mi? Tapması gerekiyordu. Hayır, tam tersi kızıyor bana, öfkeleniyor. Niye? Çünkü ben farkında olmadan onun yetkinleşebileceği alanları kısıtladım. Artık bu oğluma yaşadığım bir hadisedir. Hiç unutmuyorum. Beni çok güzel aydınlatmış bir hadisedir. Ben de o annelerdenim. Annelerdendim. Çocuğuna işte yemeğini yedik. O daha o acıkmadan acıktın mı diye soran. Ayakkabısını bağlayan bir anneydim. Şu anda bayağı azaldı ama bakın hala devam ediyor. Böyle fark ettiğim anda oturup minik minik çalışmalar yapıyorum. Bu bana ne kazandırıyor? İşte kendimce egomu tatmin ediyorum. Pişman olma korkum var. Ben anne olmaya çalışıyorum belki de. Anne olmayı yaradanın tanımıyla bilmediğim için. Oğluma dedim ki, oğlum dedi ki anne bugün dedi işte bir gün eve geldi canı sıkkın. Ne oldu dedim. Dedi ki ya bugün futbol maçı yaptık. Ama ben oyunun bir kısmında çıktım. Niye? Çünkü dedi ayakkabı bağım açıldı. Ve ben onu bağlamayı bilmediğim için, bağlayamadığım için devam edemedim. Kenarda oturup izledim. Ben çocuğuma ne yaptığımı fark ettim. O çocuk annesine muhtaç. Annesi olmadan o çocuk ayakkabısını bağlayamıyor, karnını doyuramıyor. Ve bu çocuk bir şeye ihtiyacı olduğunda istemeyi bile bilmiyor. Niye? Çünkü istemeden ona sunan bir anne var. Ben görüntüde büyük bir merhametin ve şefkatin göstergesi olarak yaptığım şeyin çok büyük bir zulüm olduğunu fark ettim. Çok büyük bir haksızlık olduğunu fark ettim. Ve günümüzdeki annelere duyulan ya da ebeveyne duyulan kızgınlık, öfke farkında olmadan onun iradesini, aklını, zekanı yok sayan benim farkında olmadan kendimi ilahlaştırıyorum. Onu bana bağlı kılıyorum. Ben olmadan çocuk yaşayamıyor.
Ben olmadan karnı doymuyor. Ben olmadan karnın doyması da bağlı. Bana bağlı. Her şey bana bağlı. Farkında olmadan bir kibir, bir ilahlaşma var. Ve onu kendime bağlı kılma var. Bu da farkında olmadan o çocukta, çünkü onun ruhsal planda farkında her şeyin. Ve size karşı bir öfke beslemeye başlıyor. Küçücük şeyleri bahane etmeye başlıyor. Hasıl arkadaşlar, görünen her zaman aldatıcı. Ve biz hep deriz ki ben bu kadar verirken, ben bu kadar kendimi yok sayarken ve ona bu kadar vermişken neden böyle bir nankörlük görüyorum? Sen kendine nankör olduğun için nankörlük göreceksin. Sen kendini yok saydığında ve kendin için birilerini feda ettiğinde birileri de kendi için seni feda edecekler. Çünkü sen feda edilensin. Çünkü sen yok sayılansın. Şöyle bir dünya yok arkadaşlar. Yansıma yasasını şöyle okuyacağız. Evet, ben senin için saçımı süpürge ettim. Yemedim, yedirdim, içmedim, içmedim. Bu çocuk şöyle. Bu çocuk derken hayatınızda buna kim yapıyorsanız. O da size yedirmeyip kendi yiyecek, size içirmeyip kendi içecek demektir. Bu yansıma öyle olur. Böyle okuyacaksınız. Kendini yok sayan, kendini feda eden, kendini kurban eden bir kişiyi de ilahi sistemde, bu sistemde hayatına çıkan kişiler tarafından, iş yerinde bir kişi işten çıkacak, ilk sizi çıkartırlar. Bir ilişki de bitirecek, eşiniz bir tercih yapacak, ailen mi sen mi? Direkt sizi reddedi, sizi yok sayacak. Çünkü size göre siz her daim göz ardı edilesi birisiniz. Bu sizde ne yapacak? Ağır metal ve virüs bakterilere karşı açık yapacak. Çünkü öyle değersizlik duygusunun dibine vurdunuz ki, frekansınız öyle bir düştü ki, bu hayatınızda bütün bu saydığım, hatta daha da sayamadığım problemlerin herhangi birini açığa çıkartacak. Ya da hayatınız boyu zaten hep böyle yaşadınız. Bazıları da böyle söylüyor. Ben zaten doğduğumdan beri böyleyim. Çünkü bu sizin ruhsal seçiminiz. Şimdi ruhsal planda seçerek geldiğiniz şeyler madde planında deneyime dönüşür. Ve bu deneyimle birlikte o ruhsal inanç maddi bir form kazanıp inancınız iyice tazelenir. Bana karşımdaki der ki, çünkü ben böyle yaşadım. Annem yüzünden, babam yüzünden, eşim yüzünden. Dün bir işte kanser danışmanıyla çalışıyorum. Bu konuyla ilgili nasıl yardımcı olabiliriz? Kızgınlık ve öfke. Kızgınlık ve öfke çalışıyorum ama bırakmak istemediğini görüyorum o kızgınlığı ve öfkeyi. O kadar birikmişlik var ki. Diyorum ki evet, affetmek, affedicilik dediğimde kişinin kalbinde hiçbir tezahür yok. İntikam alma, ödeşme duygularıyla dop dolu. Şimdi bir danışana çalışırsınız tamamıyla düzelir. Birine çalışırsınız, bir gıdım yol alamazsınız. 5 danışmanlık verirsiniz. Bakarsınız ki ilk gün neyse karşınızda aynı kişi var. O yüzden arkadaşlar, tekrar ediyorum, bizi gözünüzde büyütmeyin. Biz ne kurtarıcıyız ne de bir vaatte bulunuruz. Ben bir vesileyim. Diyorum ya, ben bir kendimi ilaç gibi görürüm. Ağrı kesici. Her ilaç herkese iyi gelmez. Kişi iyileşmek istiyorsa bir su içer iyileşir. Hazreti Eyüp'ün kıssasını hatırlayın. Kurtlar diline kadar geldi de bütün bedenini sardı, diline kadar her yerini kapladı da en son Rabbim dedi ki evet ya Eyüp, yere vur, çıkan suyu iç ve banyo yap, bitti, bu kadar. Siz bunun iyileştireceğini, iyileşmeye açıksınızdır, bunu içmenize bile gerek kalmaz. Aldığınız oksijenle hücrelerinizin yenilendiğini, tazelendiğini, şifalandığını görmeniz bile yeterli olur, hangi hastalık olursa olsun. Bir bağışıklık sistemi için sizlere meditasyon yaptırmıştım. Bunu her gün düzenli yapan kişi için yaşanmış deneyimler var. Diyor ki kişinin kronik bir problemi varsa zamanla çözümlenir, akut bir problemi varsa kolaylıkla geçer. Yeter ki kişi o problemi bırakmak istesin. Diyeceksiniz ki peki ben niye problemi hayatımda tutayım? İnsanları memnun etme zorunluluğu. İşte ben çocuğumu için kendimi feda ederken niyetim ne? Yarın bir gün pişman olma korkusu bana bunu yapar. Pişman olma korkusu yaşamamak, pişman olmamak için bugün kendimi feda ederim. Ya da insanları memnun etme zorunluluğu var. Bu ağır metal çeker. Bazen işte size de virüslere ya da bakterilere ya da mikroplara maruz kalmanızı sebebiyet verir. Ya da bazen radyasyona kadar sizi açık hale getirir. Bazen negatif enerjiler, bazen büyü muska musallat diye gelir kişi. Şu düştüğü müddetçe sizin yumuşak karnınız neyse, size oradan problem gelecek arkadaşlar. O yüzden çözüm, bakın, şifayı veren Allah. Bitti.
Şifayı veren Allah. Allah ne diyor? İsteyin vereyim diyor. Dilimin istediğini kalbim istemiyorsa bu devam ediyor. Kalpteki bu isteğin de açığa düzelmesi için bunu ikna etmeniz gerekiyor. Bunu burada tutan belki 100, belki 1000, belki 1 inancınız, travmanız çözümlendiğinde kalp bundan vazgeçiyor, ikna oluyor. Bilinç ve bilinçaltı dediğimiz kalp ve beyin mutabık olduğunda hayattaki o problem hayatınızdan çekilip gidiyor. Ancak dediğim gibi böyle bir çalışmada, böyle çalışmalar alanlar ben ya da başkasından. Hep şunu görün arkadaşlar. Çözümlenmeyene değil, neler hayatımda şu anda çözümleniyor? Ben neye çözümleniyorum? Çünkü bakın yaratılış önce bilgi boyutundadır. Varlık önce bilgi boyutunda açığa çıkmıştır. Sonra soyut planda Allah ruhlarını var etmiştir. Sonra da madde boyutuna geçmiştir. Şimdi benim karşıma gelen ben biliyorum, ben böyleyim der. Bilgi boyutu evet, ancak şu üç boyutun tamamlanması lazım. Bilmek bir işe yaramıyor söyleyeyim ben size. O bilginin hayatınıza temas etmesi önemli. Önce ruhsalda ikna olmanız lazım. Bu bilginin ruhsal noktada sizin bilmediğiniz nedenlerin çözümlenmesi lazım. Mesela diyorum ki kendi değerli olduğuna inanırsan ya da yeterli olduğuna inanırsan en kötü ne olur? Bakın yeterli, yetersizim inancını tutuyor kişi kalpte. Bu yüzden bazı konularda başarısız olma korkusu yaşıyor. Bu yüzden bir iş, bir ilişki başlatamıyor. Diyor ki yeterli olursan en kötü ne olur? Bir işe başlarım. Kendimi o konuda yeterli görürüm. O zaman diyor ki o zaman kendime güvenirim. Peki ne olur? O zaman bir iş başlarım. O zaman ne olabilir? O konuda başarısız olabilirim. Başarısız olursan en kötü ne olabilir? Bu konuda diğer insanları hayal kırıklığına uğratabilirim. Kendi güvenimi kaybedebilirim. Kendime güvenimi kaybetmemek, diğerlerini hayal kırıklığına uğratmamak için yetersiz olmalıyım inancı. Yani bu kalp bu yetersizliği bırakmazken karşı tarafta edindiği kendince başka pozitif edinimler var zannediyor. Evet diyor ki kendime güvenmek ve başkaları tarafından hayal kırıklığına, onları hayal kırıklığına uğratmamak için ne yapmalıyım diye kendimi yetersiz görmeliyim ve bir işe başlamayı engellemeliyim gibi. Böyle bir sistem işliyor. Sistem böyle işler arkadaşlar. Ben o yüzden diyorum ki kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız lütfen bu çözümlemeleri öğretecek herhangi bir spiritüel yöntem öğrenin. Ben uzun soluklu danışanlarıma hep eğitim öneririm. Çünkü bakın ben 4 yıldır bu işlerin içindeyim. Binlerce kez seans yapmışımdır kendime. Birçok konuda. Ve bugün geçen yılla kıyasladığınızda, her bir yılımı önceki yılla kıyasladığınızda, aylarımı bile kıyasladığınızda kesinlikle daha iyiyim. Sağlığım daha iyi, maddi noktada daha iyiyim, daha huzurluyum. Ancak her daha iyi olduğunuzda daha yüksek bir çıta koyuyorsunuz kendinize. Bu noktada bazen evet artık çalışkanım ama şu konuda da çalışkan olmam lazım. Artık planlı programlı olmam lazım. Artık özgüven sahibi olarak hayatta teslimiyet ve tevekküle geçiş yapmam lazım. Gayret evet, savaşmayı, mücadeleyi bırakmam lazım. Savaşma zorunluluğu, mücadele etme zorunluluğu bizlere savaşacağımız, mücadele edeceğimiz olayları çeker. İnsanlara kızgınlık, öfke, güvenilmez olma inançları hayatıma güvenilmeyecek. Bana kızgınlık besleyeceğim insanları çeker. Kişiye diyorum ki affedelim mi? Mesela birine kızgın. Diyorum ki bak diyor ki ama diyor onu sevemiyorum. Çünkü diyor çok diyor çirkin hareketleri var diyor. Ne yaparsam yapayım sevemiyorum. Diyorum ki hatta diyor nefret ediyorum. Dedim ki bak senin bu nefreti, beslediğin bu nefreti bırakmadığın müddetçe o kişi bu nefreti tazeleyecek. Senin nefret edeceğin yeni olaylarla karşına gelecek. İşte sana mide bulandırıcı davranışlarda bulunacak. Niye? Çünkü sen onunla aranda kurduğun bağ kızgınlık ve nefret üzerine. Bu kızgınlık ve nefreti besleyecek yeni olaylar yaşayacaksınız. Gel bu kişiyi affet. Ama bir gel bu kişiyi affet, tamam ben de affettim deyip olmuyor arkadaşlar. Kızgınlığın kaynağı, diyorum ki bu kızgınlıkla sen ne öğrendin? İşte babaya duyduğun öfke, eşe duyduğun öfke, kızgınlık, reddetme ne yaptı sana? Ya ben şöyle bir kendime geldim, silkelendim. Sonra dedim ki evet, kızım kendi işini kendin gör, artık kalk, çalış, kazan. Ne oldu? İlerledim, geliştim. Şu anda işte kimseye muhtaç olmadan bu hayatımı yaşamayı öğrendim. Bak kızgınlık seni nasıl beslemiş.
babana duyduğun bir kızgınlık, eşine duyduğun bir kızgınlıkla sen ne yapmışsın? Kalbindeki iradeyi, gücü açığa çıkartmışsın. Aklı, zekayı açığa çıkartmışsın. O planlı programlı olan kızı açığa çıkartmışsın. Kalbin derdi budur. Kalp ötedeki marifetin açığa çıkması için o inancı tutar. Anlarsak nefis aracılığıyla bunu yapar. Zaten bilgelik ruhumuzun, hepimizin ruhunda var. Ancak nefis ne kadar büyüdüyse o bilgelik o kadar gölgelenir. Hep de bahanelerimiz olur. Bu bahaneleri geri bırakın ki bu bahaneler besleyecek, onları sulayacak, onları gübreleyecek yeni olaylar hayatımıza çıkmasın. Çünkü biz hep böyle zannettik. Yani korkuyla güvende olmayı deneyimledik. Arkadaş, ben kendi evimde bile bir deprem olma korkusuyla yaşıyorsam ne hani güven hissi? Ben en güvende olacağım yer evimken, evimin başına yıkılmasından her an korkuyorsam, korku hani nasıl bana hizmet etti? Korku genellikle bizi, işte bu korku sana nasıl hizmet ediyor? İşte bu korku sayesinde kaybetme korkusu ya da işte başarısız olma korkusu beni daha tedbirli ve temkinli biri haline getirdi. Sen zaten ruhunun marifetinde tedbirli ve temkinli olma vasfı var. Korkuya ihtiyacın yok. Gel bu korkuyu bırak. Ama işte bunun ikna olması lazım arkadaşlar. Akıl kalptedir. Kalpler ikna olduğunda değişim dönüşüm başlar. Bu da süreç gerektirir. Yaratılışta nasıl? Rabbimin, bakın Allah bile diyor ki alem 6 günde yaratıldı. Allah ol demesiyle alem tek seferde yaratılmaz mıydı? Allah diyor ki çünkü insana bir işte sabırlı olmasını, kademe kademe ilerlemesini. Yaratılışta önce bilgi boyutu vardır. Sonra soyut alemde ceberut alem, sonra melekut alem, sonra mülk alemi, müşahede alemi yaratılmıştır. İnsanın yaratılışı 6. gündür ve hala sistem devreye girmemiştir. 7. gün sistem devreye girmiştir. Diyor ki ayette Allah tüm alemi, yerleri ve gökleri yarattı ve sonra arşa istiva etti. Rahman arşa istiva etti. Ve cumartesi, satürn günü sistem başlatıldı. Allah bize ne öğretiyor? Biz her şeyi Allah'tan öğreniyoruz. Bizim en büyük öğreticimiz alim ismiyle Allah'tır. Tüm ilim ondadır. Ben ne yapacaksam ona bakarak öğreneceğim arkadaşlar. Evet, ben bir problemimin var olduğunu önce tespit ettim. Benim için zaten işte bu kendini yok sayma da çocuğunun ayakkabısını bağlamak bir problem değil ki. Bu çok normal bir şey. Hatta ben bunu savunurum. Ama diyorum ki hayır, bu bir problem. Bilgi. Bu problemi ne yapmam lazım? Çözmem lazım. Bu çocuğumu niye kendi haline bırakamıyorum? Eşimi niye kendi haline bırakamıyorum? Niye her yerde başrol olma derdine düşüyorum? Çünkü ben değersiz olduğumu zannediyorum ve bu noktada birilerinin hayatında var olmaya çalışıyorum. O zaman önce kendi varoluşumla ilgili kendimi görmem lazım. Var olamama duygusu benim mide çakramı sıkıntıya sokup buradaki bölgedeki problemlere sebebiyet verebilirken günlük hayatımda da iş ve ilişkilerde beni etkileyecek tabii ki. Kilo problemi zaten yapacak. Endokrin sistemimi etkileyecek çünkü en başta. Hasıl arkadaşlar, elimden geldi şimdi sizlere böyle bir anlatıyorum ama karmaşık olsa da çok bunlar net bakışlardır. Ama en neti şudur. Ben Emine'deki bir mide problemini, özgüven problemini çözerken çok başka bir konuya giderim. Çünkü Emine çok başka biridir. Ali'de başka bir, Fatma'da başka, işte ne diyelim, Betül'de başka bir konuya değinirim. Bir problem çözümlenmesinde mekanik şekilde gidilmez. Biz artık Newtoncu o doğrusal bakış açısını bırakıyoruz. Diyoruz ki kuantum, bütüncü bilgi akışıyla senin hayatındaki herhangi bir, sendeki herhangi bir değişim, sen bunun için, bunun derdine yanarken belki önce burayı düzeltecek, sonra burayı düzeltecek, sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya, belki en son buraya. Ya da en başta direkt bu düzelecek. Bunun düzelmesiyle bunlar düzelecek. O yüzden lütfen gerçekçi olun. Rabbimin yolundan gideceğiz. Bir şeyi bilme boyutu. Zaten bilenler en çok yanılır. Bilmiş insan çok gelir. Biz de öyleyiz. Ben bunu biliyorum. Biliyorsun, ne oldu? Ne yaptın bunu düzeltmek için? Şunu yapmaya çalıştım. Genellikle somutta düzeltmeye çalışırız. Düzelmiyorum arkadaş. Soyutta problemin var demektir. Sen soyuttaki problemi değiştirirsin. Çözümlersin. Sonra maddi hayatın değişir. O yüzden lütfen herhangi biri bir bireysel danışmanlık alırken, bu ruhsal danışmanlıksa, bunu bir işte bir ne diyelim,
fitoterapiste, bir tıp doktoruna, bir alternatif tıpçıya gitmiş gibi hiçbir zaman görmeyin. Alakası yok. Bunlar soyut, metafizik, spiritüel konulardır. Ve zamana bağlıdır. Kişinin sabrına ve bu konudaki istikrarına bağlıdır. Bu noktada maddi ya da manevi noktada vaktiniz yoktur, paranız yoktur. Bu yöntemi kitaplardan açar öğrenirsiniz. Kendinizle ilgili en azından problemin kaynağının gördüğünüz gibi anne baba olmadığını, annemle babamla aram hep bozuktu. Onlar biz küçükken bizi bırakıp gitti. Çünkü sen bu dünyayı, maddi dünyayı reddederek geldin büyük ihtimalle. Bu da ilk planda sana böyle tezahür etmiş olabilir. Peki ben niye maddi dünyayı reddedeyim? Çünkü ben ruhsal, ulvi marifetlerimi kaybetmekten, onları unutmaktan korktum. O zaman ne yaptım? Bu maddi elbiseyi giyerken daha ben dedim ki evet bu maddeyi, bu dünyayı reddetmeliyim deyip bu dünyaya geldim. Bu sonra der ki annem beni istememiş, aldırmaya çalışmış. Bu senin aslında maddi dünyayı istemediğin en büyük göstergesi. Sen bu dünyaya gelmek istemediğin için annene bir yansıma yaparsın. Annen seni aldırmaya çalışır ama hala bak yaşıyorsun. Annen seni istemeseydi öz bilincinde, kalpte gerçekten gelemezdin bu hayata. Ama hiç kimse kimsenin hayatı üzerinde Allah hüküm kurmamıştır. Sen orada istemezsin, anne de istemez. Orada çünkü etkilenecek hayatlar örümcek ağ gibidir. Toplumsal hayatlar da öyle. Herkesin mutabık olduğu bir konu gerçekleşir. O yüzden suçu maddi evrenden alacağım. Kendimi alanıma alacağım. Bir problemimin düzelmesinin bana bağlı olduğunu bileceğim. Hiçbir zaman hayatımı birinin eline görmeyeceğim. Kimse benim kurtarıcım değil. Benim kurtarıcım Allah. Bu konuda da isteyin vereyim ayetiyle ben istersem olacak. Benim de dilimdeki isteği kalbime indirmem lazım. Evet, böyle bakacağım olaylara arkadaşlar. Hasılı böyle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen danışmanlık almak isteyenler şu yayını şimdi kaydedeceğim. Birbirinize yayın. Birine tavsiyede bulunurken bunu bilerek gelsin. Ya da bunu bilerek gelmesin. Hasılı böyle gerçekçi olacağız arkadaşlar. Ama benim tavsiyem ve kendim de bu yüzden eğitmen oldum bu işlerin. İnşallah Allah nasip ediyor da ben bir adım atarsam bilişsel yenilenme metodu kalp, nefis, ruh, beden boyutunda insanı çözümlemeye dair. Şimdi Theta Healing'in eğitmeniyim, onu veriyorum. Burada bu çözümlemelere dair teknikler öğreteceğim. Çünkü ben ar ediyorum birine hadi bir daha gelmen lazım demeyi. Belki 10 kere gelmesi lazım. Ben siz bilirsiniz derim. Ama bu sizi zaten hayatınızda bir alanda rahatlatacak. Çünkü bu size yapılan bir çalışma. Size yapılan bir çalışma hiçbir zaman boşa gitmez. İzlediğiniz bir video bile hayatınızı değiştirirken benim yaptığım his yüklemelerine evet deyip hayatındaki değişimleri yazan insanları yayınlasam o kadar çoklar ki. Ben bile şaşırıyorum arkadaşlar. Çünkü ben de çok materyalist bir insan. Çok hayata böyle bakan biriyim. Biriydim. Sonra aşırılaştım. Bu sefer maddeyi reddedip iyice ruhsallaştım. Bu sefer maddi problemler hayatımda hasıl oldu. Dengeli olacağız. Bir insan çözümlenecekse ruh, nefis, kalp ve beden noktasında çözümlendiğinde ruhuttaki bilgelik nefis aracılığıyla kalbe intikal etmeyip kalp nefis aracılığıyla bozulduğunda bu beden maddi ve manevi noktada bu hayat bozuluyor. O zaman düzelecek organ kalp, kalbin de düzelmesi nefsin düzelmesi ve terbiyesiyle oluyor arkadaşlar. İnşallah Rabbim tabii ki bizleri vesile kılsın. Ben hep ona niyet ederim. Allah'ım inşallah bu kişiye beni vesile kıl derim. Ancak bizler vesileyiz, şart değiliz. Siz isterseniz Allah size bir bardak suyu, aldığınız bir nefesi vesile kılar. Bir ortalıkta toprakta gezersiniz, iyileşirsiniz, hiçbir şeyiniz kalmaz. Evet arkadaşlar, hepinize sevgilerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.